Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin bi hurmeti habibikel emin ve bi hurmeti men arseltehu rahmeten lil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana innaka antel cevvadul kerim. Sadakallahul azim. Ve bellagana rasuluhun nebiyyul haşimiyyul arabiyyul kerim. La ilahe illallahu vel melikul hakkul mubin. Muhammedur rasulullahi sadıkul va'dil emin. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم صدق رسول الله. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, çok değerli Müslümanlar, Allah'ın güzel kulları, gecenin karanlığını sabahın aydınlığına secdelerini şahit kılmış şerefli Müslümanlar. Böyle güzel bir faaliyetin, hizmetin, gayretin içinde bir küçük damlacıkla da olsa bulunmak dünyadaki şereflerin en büyüğüdür. Ben de kıymetli hocamız, değerli dostum, arkadaşım, tanıdığımdan beri hep böyle daha iyisi nasıl olur, bu camiler nasıl şenlenir gayret içinde. Öyle tanıdım, öyle devam ediyor, duruşunu hiç bozmamış kıymetli bir hocam, İbrahim hocama ve camimizin görevlileri, kıymetli müezzin kayyımlarımıza, imam hatiplerimize, tüm Kur'an kursumuzda hizmet eden tüm hocalarımıza, hoca hanımlara ve cemaate böyle güzel bir faaliyeti hayırlarıyla, hasenatlarıyla destekleyen bütün müminlere, müminelere ben de canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah ne muradınız varsa ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, Süheyl bin Amr radıyallahu anh için bir şeyler söylemeye gayret edeceğim ama siz aklınızda hep şunu tutun. Bir insan hayatını ne kadar kötülükle geçirirse geçirsin, Allah onu peygamberlerden sonraki en yüce makama eriştirir mi? Eriştirir. İşte o adam Süheyl bin Amr'dır. Akıl dersen adamda, şu camideki insanların aklı kadar akıl var adamda. İtibar ve şöhret dersen Arapların en şöhretli şairlerinden birisi. Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde şairler çok kıymetli insanlar. Çünkü şairler hikmetli söz söyledikleri için, böyle sözü güzel arka arkaya sıraladıkları için
biraz insanüstü görülürlerdi o zamanın cahiliyesinde. Ve çok itibarlı insanlardı. Hem dünyalık olarak, zenginlik olarak, hem şöhret olarak, öyle şair deyip geçmeyin yani. Şiir ve şair asr-ı saadet devrinde cahiliyenin insanları sınıflandırırken çok etkili bir yerdi. Şairliğinizin yanında bir de hatipliğiniz varsa, yani ses tonunuzla, konuşma tarzınızla insanları etkileyen bir gücünüz varsa, bu insan artık dünyalık diye bir şey düşünmez, artı bütün şöhret kapıları ona açılırdı. Böyle bir adam, Süheyl bin Amr. Mekkeli Amiroğulları sülalesinden, bunların üç kardeşini yakından tanıyoruz. Birisi Selit, birisi Sekran, birisi Süheyl. Selit ve Sekran ilk Müslümanlardan. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice annemizden sonra evlendiği ikinci hanımı, Mekke'de iken evlendiği, Hazreti Hatice'nin ricası üzerine evlendiği ikinci hanımı Sevde Bintis Zem'a annemiz radıyallahu anha, işte o Sekran'la evliydi. Yani Süheyl bin Amr Sevde annemizin kaynıdır, kayınbiraderidir. İki kardeş İslam'a girmiş ama asıl şöhretli olan, asıl yetenekli olan, yani aslında bizim beşer aklımızla şu üç kardeşten hangisi Müslüman olsun deseniz ben önce Süheyl olsun isterim. Niye? Adam şair ve itibarlı bir adam. Daha çok etkisi olur. Daha çok tesir eder. Ama Allah kudretini gösteriyor. Ama Allah azametini gösteriyor. Ama Allah hüda benim. Hidayeti veren benim. Bunu gösteriyor. En akıllıyı en sona koyuyor. En şerefli, en itibarlı, en şöhretli olanı en sona koyuyor. 23 yıllık peygamberliğin 21. yılında Müslüman oluyor Süheyl. Müslüman olmadığı gibi bir de azılı bir kafir. Çünkü şöhretli bir adam, itibarlı bir adam, hiç okul görmemiş, hiç mektep görmemiş, eli kalem tutmamış bir insan, ben Allah'ın Resulüyüm diyor Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Vallahi bunda yalan söz yok ve ben bunu övünmek için söylemiyorum. Vallahi ben Allah'ın Resulüyüm, size gönderdiği bir elçiyim. Bunun için de sizden para, pul istemiyorum. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Bununla dalga geçenlerden birisidir Süheyl. Süheyl Amiroğulları, Kureyş'in Amiroğulları kol. Bunlar 12 kol. Kureyş dediğiniz sülale, Mekke Kureyş'i 12 boydur. 12 kol. Bunlardan birisidir Amiroğulları. Mesela Adiyoğulları bunlardan birisidir. Hazreti Ömer Efendimizin sülalesi. Mesela Teymoğulları bunlardan birisidir. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin sülalesi. Mesela Abdüddaroğulları bunlardan birisidir. Mus'ab bin Umeyr Hazretlerinin sülalesi. Bunun gibi işte Abdümenaf oğulları ya da Haşim oğulları, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin sülalesi de bu 12 koldan birisidir. Dolayısıyla bunlar amca çocuklarıdır. 4-5 göbek yukarıda. Peygamber Efendimizin Taif'ten dönerken biliyorsunuz Mekke'ye sokmuyorlardı. Bir kural vardı. Bu şehirden taşındınız mı? Bu şehri terk ettiniz mi? Sizi Mekke'nin uluları, idarecileri
bir daha birisi o büyük 12 kolun, 12 sülalenin ağababalarından biri sizi himayesine almadıkça, bu 12 sülaleden birinin zimmetine girmedikçe Mekke'ye giremiyorsunuz. Ne gariptir, Peygamberimiz Taif'ten dönerken 3 kişinin evine göndermiştir Zeyd bin Harise'yi. Düşünsenize, Resulullah Efendimiz Taif'te dayılarım Müslüman olur diye gitmiş. Hazreti Hatice annemiz ve Ebu Talip vefat edince kardeşlerim Resulullah'a ve Müslümanlara saldırılar, çok affedersiniz, kuduz gibi saldırılar arttı. Efendimiz de müminler için bir anne gibidir. Anne şefkati gibidir Resulullah'ın Müslümanlar üzerine olan muhabbeti. Onları kurtarmak için bir anne gayretiyle Hazreti Peygamber dayılarının şehrine gitti. Orada hiç hayal etmediği, hiç beklemediği bir hakaret ve eziyetle karşılaştı. Değerli Müslümanlar, öncelikle şu meseleyi ortaya koymamız lazım. Peygamberimiz başına gelecekleri bilseydi gider miydi Taif'e? Gitmezdi. Allah Peygamber Efendimizin de önüne sır perdesini çekmiş. Bazı şeyleri Resulullah da bilememiş. Söylememiş Allah, bildirmemiş Allah. Ve Resulullah Efendimiz amca dayılarının kendisine olan sevgi ve muhabbetinden bir ümitle, onlar beni severler, reddetmezler, akıllı adamlar ve bana muhabbetleri var. Ölmüş olan annemin abileridir bunlar, akrabalarıdır bunlar Zühre oğullarının. Beni geri döndürmezler muhabbetiyle gitti Resulullah. Ama yüzü gözü kan içinde tanınmaz bir hale soktular. Öyle taşladılar, öyle taşladılar ki. Hazreti Ayşe annemizi hatırlıyorsunuz değil mi? Uhud savaşından dönünce Resulullah yüzüne kocaman taş gelmiş. Şu miğferin yaylarını zırha bağlayan iki tane çelik yay o taşın darbesiyle yuvasından çıkmış. Peygamber Efendimizin şu sol yanağının üstten girmiş, şuradan çıkmış. İki tane dişi de şehit olmuş o arada. Kırılmış Resulullah'ın dişleri. Düşünsenize yüzünü Resulullah'ın. Ayşe annemiz peygamberimizin yüzünü görünce aklı gidecek gibi oldu. Bu nasıl bir şey ya Resulallah dedi. Hayatında hiç böyle bir acı yaşadın mı sen dedi. Peygamber Efendimiz de o acının içinde 70 tane arkadaşını şehit vermiş 3 saat önce Uhud'da. Hazreti Hamza'yı hıçkıra hıçkıra toprağa bırakmış Resulullah Efendimiz dedi ki Ayşe, Allah'a yemin ederim ki Taif Uhud'dan 1000 beterdi dedi. Taif'te yediğim darbeler Uhud'dan daha beterdi dedi. Hiç unutamamış Resulullah Taif'i. İşte o Taif'ten dönüşte Resulullah yanında Hazreti Zeyd bin Harise vardı. Zeyd bin Harise kim? Mekke pazarında köle diye satılmış, şehrinden kaçırılmış, anasının kucağından dayılarının köyüne, bayram ziyaretine diyelim bugünkü ifadeyle, bayram ziyaretine dayılarının köyüne gitmiş anasıyla 8 yaşında Zeyd, insan kaçakçıları çocuğu kaçırmışlar Manoğulları yurdundan Mekke'ye 600 kilometre. Mekke'de hayvan satar gibi satmışlar. İnsanlar satılıyordu pazarda. Peygamber Efendimiz neyi mi değiştirdi Müslümanlar? Pazar yerinde hayvan gibi satılan kadınlar, çocuklar, insanlar, oruç yiyen bir köle azat etsin dedi Resulullah. Yeminini bozan bir köle azat etsin dedi Resulullah Aleyhisselam. Pazarlardan insanların satışını nasıl kaldırdı zannediyorsunuz? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam insanlığın aklını değiştirdi. İşte o Taif'ten dönüşte yanında Zeyd vardı. Ben size sorarım şimdi. Yusuf-u Sümbül-i Sinan Hazretlerinin sabah namazında
dergahına koşmuş, Allah'ın huzurunda secdeye varmış. Aziz Müslümanlar, sormak isterim size. Peygamber Efendimiz Mekke'de hiçbir sülalesi olmayan, kafirlerin Muhammed'in oğluna bak, Muhammed'in oğluna bak diye alay ettikleri, Muhammed'in oğlu diyorlardı Zeyd'e. Niye? Babası belirsiz demektir, biliyor musunuz? Bir insan birinin oğlu değil de onun kölesiyken onun oğlu diyorlarsa aslında ona hakaret ediyorlar. Hani siz babası belirsize hakaret ediyorsunuz ya bir şey diyerek. Onlar da Muhammed'in oğlu diyorlardı. Yani senin baban belli değil diyorlardı Zeyd Efendimiz'e. Allah kafirlerin bu bozuk itikadını estaizu billah ve ma Muhammedun eba ahadin min ricalikum velakin Resulallah ayetiyle düzeltti o kafirlerin pis hakaretlerini. Muhammed sizden hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkeğin babası değildir Muhammed. Muhammed sadece Allah'ın Resulüdür de. Zeyd anasız babasız Mekke'de hiçbir soyu sülalesi olmayan kimsenin adam yerine koymadığı o kafirlerin yani haşa. İnsan saymadığı pazar yerinde alınıp satılan bir eşya gibi görülen o kafirlere göre en itibarsız biriyle niye gitti ki Resulullah Taif'e? Hiç merak ettiniz mi? Mesela sormak isterim size. Peygamber Efendimiz Taif'e giderken Hazreti Ebu Bekir'le gitse daha iyi olmaz mıydı? Cebi para dolu bir adam. Mekke'nin efendisi, şanı şerefi büyük bir adam Hazreti Ebu Bekir. O taş atan sokak serserilerine Hazreti Ebu Bekir kesesini çıkarıp üçer beşer altın verse hepsi affedersiniz it sürüsü gibi dağılırdı. Hazreti Ebu Bekir'le gitse daha iyi olmaz mıydı? Niye Zeyd bin Harise ile gitti? Mesela Hazreti Hamza Müslüman o zaman amcası Resulullah'ın Hamza ile gitse Hazreti Hamza ben gelmiyorum mu derdi? Hayır. Hazreti Hamza'ya amca sen gel benimle Taif'e gideceğiz dayılarımın memleketine dese Hamza Efendimizle gitse daha iyi olmaz mıydı? Hazreti Hamza çılgın bir adam, dev gibi bir adam. Normal bir adamın yanına durduğunda Hazreti Hamza onun iki katı gibi görünürdü. Hazreti Hamza Müslüman olmadan önce de soğuk bir adamdı. Yüzüne bakan konuşamazdı Hazreti Hamza'yla. Hazreti Hamza'nın yüzünde daha Müslüman olmadan önce Allah bir heybet koymuş yüzüne. Hazreti Hamza'nın yanında o sokak şebekleri insanları parayla güldüren komedyenler Hamza'nın yüzüne baktıklarında gülecek bir dermanları kalmazdı. Heybetli bir adamdı Hamza. Hem dev cüsseli hem soğuk bir yüzü var Hazreti Hamza'nın. Hazreti Hamza ile gitse Taif halkı Hamza'ya ulaşamazdı. Daha mantıklı değil miydi Hazreti Hamza ile gitmek? Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam niye Zeyd gibi kimi kimsesi olmayan kimsenin adam yerine koymadığı bir garibanla gitti? Bu soru Sümbül Sinan Hazretlerinin camisindeki cemaate size emanettir. Bu sorunun cevabını siz arayın. Ama benim işim kardeşlerim Hazreti Süheyl. Peygamberimiz Zeyd Efendimiz'e dedi ki Ebu Kubeys Dağı hemen Mekke'nin kenarı Safa Tepesi'nin karşısı. Şimdiki Mekke'deki kralın sarayının olduğu tepe. Orada duruyor Resulullah. Şehre giremiyor. Ahnes bin Şerik'e git dedi. Ahnes bin Şerik kabul etmedi. Akrabası Resulullah'ın ama Müslüman değil. Beni dedi rezil eder bu Ebu Cehil dedi. Eğer ben şimdi Muhammed'i gider himayeme alırsam, Muhammed'i ben zimmetime alırsam benim itibarımı bitirir Ebu Cehil, Amr bin Hişam.
Muhammed kötü bir insan değil, onun dininden de değilim ama ben onu alamam dedi. Ahnes bin Şerik de şair bir adam. Kabul etmedi peygamberimizi. Allah Resulü Süheyl bin Amr'a gönderdi Zeyd'i. O da buna benzer şeyler söyledi, kabul etmedi. Hazreti Peygamber Ebu Süfyan'a gönderdi. O da kabul etmedi. Peygamberimiz, insan en önce kime gönderir? En çok umut olduğu insana gönderir değil mi? En çok. Birinden para isteyeceksiniz. Kime gidersiniz? Para olacağını umduğunuz adama gidersiniz. Sonra onda yoksa şunda var dersiniz. Onda yoksa şunda var. Yani gittikçe zayıf ihtimallere gidersiniz. Bak, Resulullah'ın en çok umduğu üç kişi peygamberi kabul etmedi. Dördüncüsü kimdi? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi Hazreti Ömer'in sülalesinden. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe annemiz ilk önce bununla nişanlıydı. Cübeyr bin Mut'im, Mut'im'in oğlu. Hazreti Peygamberi Mut'im bin Adi, Zeyd bin Harise artık gecenin ilerleyen saati gidiyor yürüyerek, adamla konuşuyor, adamdan haberi getiriyor Resulullah'a, Resulullah bir daha gönderiyor, gece ilerlemiş. Mut'im gecenin bir yarısı kapısını çalan kimdir dedi. Bu saatte çok daralmayan biri birinin kapısını çalmaz. Belli ki çok darlanmış birisi. Açın kapıyı dedi. Açtılar hizmetçiler. Muhammed'in hizmetçisi Zeyd dediler. Zeyd'e bir baktı ki kan çanağı içinde. Her tarafı kan revan içinde. Ne oldu Zeyd? Hayırdır dedi. Efendim Muhammed şu Ebu Kubeys dağında bekliyor. Onu Mekke'ye zimmetini alıp sokar mısın? Beni gönderdi sana. Mut'im bin Adi, benden önce kime gittin dedi. Önce Ahnes bin Şerik'e gittim. Ne dedi? Ben Amr bin Hişam'dan çekiniyorum. Aslında Muhammed namuslu, ahlaklı, iyi bir insan. Yani Mekke'de yaşamaya onun da hakkı var. Bu şehrin evladı. Ama onun dininden olmasam da aslında onu almak isterim ama o şimdi alırsam benim bütün itibarımı bitirir Amr dedi, beni reddetti. Sonra beni efendim Süheyl bin Amr'a gönderdi. O da ona benzer şeyler söyledi. Sonra beni Ebu Süfyan'a gönderdi. Ebu Hanzal'a. O da böyle bir şeyler söyledi. Sonra efendim beni sana gönderdi. Eğer sen de kabul etmezsen bilmiyorum kime gönderecek. Mut'im bin Adi, yazıklar olsun Mekke'nin şerefli ulularına dedi. Lanet olsun Mekke'nin bu merhametsiz yüreğine. Bu şehrin evladı bu şehre giremiyor öyle mi dedi. Oysa bu şehre Şam'dan gelenler malını satıyor. Oysa Yemen'den gelenler, Habeş'ten gelenler bu şehre elini kolunu sallayarak giriyor. Bizim dedelerimiz Kabe'nin hizmetkarlığını sülale sülale bölerken bu Mekke'ye aç gelenlerin karnını doyurmak, susuz kalanların yüreğini sulamak için Haşimoğullarına görev vermişti. Şu Mekke insanını sulayan, yüreği yanmış yolcuların karnını doyuran bir sülalenin çocuğu bu şehre giremiyor öyle mi dedi. Söyleyin Amr bin Hişam karşıma çıksın öyleyse dedi. Muhammed benim zimmetimdedir dedi. 10 tane çocuğu vardı. 10 tane oğlu. Binin atlarınıza dedi. Atlarına bindiler. Ebu Kubeys dağına geldiler.
Peygamber Efendimiz çaresiz Rabbine yalvarıyor. Ben bittim ya Rabbi diyor, tükendim diyor. Eğer bana darılmadınsa vallahi bu çektiklerimden şikayetçi değilim. Ama şu zalimlerin eline mi bıraktın beni ya Rabbi diyor. Peygamberin Taif duasını bir açın da okuyun. Hemen ufacık bir nazında kıyameti koparanlar, ufacık bir dediği olmayınca morali bozulanlar, bir açın da Peygamberimizin Taif duasını okuyun. Ben bittim ya Rabbi diyor Resulullah. Tükendim ben diyor. Şu merhametsiz putperestlerin eline mi bıraktın beni ya Rabbi? Vallahi çektiğim hiçbir şeyden şikayet etmiyorum. Ama Allah'ım bana sen yardım etmeyeceksen, eğer bana sen sahip çıkmayacaksan, işte görüyorsun bu şehrin halkını doğup büyüdüğüm şehre bile sokmuyorlar. 10 çocuğuyla geldi Mut'im bin Adi. Hazreti Peygamber Efendimiz'i atının arkasına bindirdi ve şehre Mut'im soktu. Sonra sabah olunca ey Mekke dedi. Duyan duymayana söylesin ki Muhammed Mut'im'in himayesindedir. Ona dokunan bana dokunmuştur dedi. Bu adam Müslüman değil kardeşlerim. Şimdi ezan okunduğu halde bin bir bahaneyle namazlardan kaçanlar. Şimdi helali haramı birbirine karıştırıp yiyenler. Şimdi zalimin karşısında susup yutkunup yürüyüp gidenler. Şimdi haksızlığa gözünü yumup aman bizim başımıza da bela olmasın diyenler. Şu adamın ne dini var ne imanı var. Daha garip bir şey söyleyeyim. Her cuma hocalarımızın okuduğu men yehdillahu fela muville leh ve men yuvlil fela hadiye leh ne demek biliyor musunuz? Allah'ın hidayet vermediğine kimse hidayet verecek değildir. İşte o Mut'im bin Adi'dir. Peygamber'e bu kadar iyilik etmiş adam bu dünyadan dinsiz, imansız göçtü gitti biliyor musunuz? Eğer benim Ömer Döngelioğlu kadar aklıma bıraksaydı Allah bu işi, haşa. İşte bizimle bir insanla Allah'ın iradesinin farkı nedir derseniz burada çıkıyor ortaya. Ben en çok bu adamın Müslüman olmasını isterdim. Bu adamın çocuğu Bedir esirleri içindedir. Mut'im bin Adi'nin oğlu Bedir esiridir. Bedir savaşında yıllar sonra. 70 esirin içinde. Hazreti Ebu Bekir'in damadı olacakken ben Muhammed'in dinine girmem deyip Hazreti Ayşe'nin nişanını atan Cübeyr Mut'im'in 10 oğlundan bir başkasıdır. Medine'ye geldi. 4000 dirhem getiren esirini kurtarabiliyordu. Parası olmayan okuma yazma bilenler de 10 tane çocuğa okuma yazma öğretince canını kurtarıyordu. Ama parası olana bu hak yoktu. Önce Mekke ekonomisinin düzelmesi için, Medine ekonomisinin düzelmesi için 4000 dirhem getirecek parası olan. 4000 dirhemi koydu cebine gitti Cübeyr. Abisini kurtarmaya. Mut'im ölmüş. Peygamberi Mekke'ye sokan adam. Onun oğlu esir. 4000 dirhemi getirdi. Abimi kurtarmaya geldim dedi peygamberimize. Allah Resulü hoş geldin dedi. 4000 dirhem para. Dedi ki sen Allah'ın Resulü değilsin dedi peygamberimize. Sen Allah'ın Resulü değilsin deyince hani avını görünce kartal kafayı diker ya, Hazreti Ömer kafayı dikti böyle. Bu Mescid-i Nebevi'nin ortasında bu çılgın manyak ne diyor der gibi canını alacak adeta. Sen ne dediğini biliyor musun dedi çocuğa. Hazreti Ömer Efendimiz'e döndü sen sus dedi.
Eğer bu Muhammed peygamber olsaydı dedi, bugün benim abime bunu yapmazdı dedi. Peygamber Efendimiz, oğlum sen kimsin dedi. Ben seni amcanın çocukları Mekke'ye sokmadığı gece Zeyd'i kapımıza gönderdiğin Mut'im'in oğluyum dedi. Ben Mut'im'in oğluyum dedi. Hani seni kimse almamıştı ya Mekke'ye dedi. İşte o Mut'im'in oğlu benim dedi. Cübeyr'dir adım dedi. Cübeyr bin Mut'im. Abim senin elinde esir dedi. Eğer babamın yaptığının kadrini kıymetini bilseydin abimi esir almazdın sen dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki, evladım sen gerçekten Mut'im'in oğlu musun dedi. Evet dedi, ben Mut'im'in oğluyum dedi. Şu da benim abim dedi. Onu kurtarmaya geldim dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki, vallahi senin babandan ben iyilik gördüm dedi. Sen istersen Bedir esirlerinin hepsini alıp gidebilirsin dedi. Senin babanın benim yanımda o kadar hatırı vardır dedi. Ben senin Mut'im'in oğlu olduğunu nereden bileyim dedi. Allah'ın bildirdiklerini bilirim, Allah'ın bildirmediklerini bilmem ki ben dedi. Abin de serbesttir dedi. Abinle beraber istediğin kadarını da alıp gidebilirsin dedi. Hazreti Peygamber böyle söyleyince abisine kalk dedi abi. Parasını geri çocuğa verdi gidin dedi. İstediğin kadar daha esir alabilirsin dedi. Hayır dedi. Ben sadece abim için geldim dedi. Aldı ve götürdü. Medine'nin dışına çıktılar. Medine'den bir konak uzaklaştılar. Beyda tepelerinin önüne geldiklerinde abisine dedi ki, abi dedi, şimdi benimle Medine'ye geri dönüyor musun yoksa Mekke'ye mi gidiyorsun dedi. Niye ki dedi, ben Medine'ye geri dönüyorum dedi. Çünkü Muhammed Allah'ın Resulüdür dedi. Çünkü Muhammed Allah'ın Resulüdür dedi. Ben geri dönüyorum dedi. İstersen sen de gel dedi. Abisi, ben atalarımın dinini terk etmem dedi. Canımı kurtarmışım, daha ne istiyorum dedi. Geri dönmedi, o gitti. Bu çocuk geri döndü. Bu çocuk Mescid-i Nebevi'ye geri döndü. Aradan 3-5 saat geçmişti, geçmemişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zannetti ki belki aklına birileri geldi de birilerini daha kurtaracak. Esirlerden birilerini daha isteyecek. Cübeyr dedi, bu sefer niçin geldin dedi. Sizin için vefada sınır yoktur dedi. Size vefada bir sınır yoktur dedi. İstediğini alabilirsin. Bu sefer kim için geldin dedi. Bu sefer kendim için geldim ya Muhammed dedi. Bu sefer kendim için geldim ben dedi. Ben geldim ya Muhammed. Sen Allah'ın Resulüsün dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın önüne diz çöktü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Cübeyr Müslüman olmuştu o gün. Hazreti Ömer'e döndü. Ey Ömer dedi. Gördün mü Allah'ın dedi kime nasıl hidayet verdiğini? Eğer kalkıp onu dövseydin, eğer kalkıp ona bağırsaydın, eğer kalkıp ona küfretseydin, o şimdi İslam'a girmeyecekti dedi. Gördün mü ey Ömer, Allah kuluna nasıl hidayet veriyor? Ey Müslümanlar, 1000 yıllık babalarınızın, dedelerinizin mirasının üstünde, şimdi vatandaş internete resim koyuyor. İşte kapalı kapalı kadın, altında daracık işte kıyafetler, onu eleştiriyoruz hani ya, sanki biz çok daha güzel yaşıyoruz. Evet, sabaha kadar eleştirin, hiçbir şey demem, karışmam, ama onun o görünen kusuruna bak, bir de senin kendi görünmeyen kusuruna bak. Süheyl 20 yıl Müslüman değildi, o Bedir esirlerinden biri de Süheyl'di. Süheyl bin Amr'ı esirlerin içinde 70 kişiden biri.
Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın geldiğini görünce annemiz Sevde, Sevde annemiz peygamberimizden 15 yaş büyük, Hazreti Hatice'nin arkadaşı. 5 çocukla gelmiş peygamberin evine. Yaşlı, kilolu bir kadın annemiz Hazreti Sevde. Hani şu geceleyin Müzdelife'den gece geçiyoruz ya, hani bazen Hanefi fıkhında sabah namazını beklemek, fecri beklemek vaciptir. Ama diğer 3 muhaddis olan, hadis alim olan 3 mezhep imamına göre gece yarısından sonra Müzdelife geçilebilir. Sebep, çobanlar, yaşlılar, çocuklar ve çok kilolu, mazeretli, kilolu olan insanları, kadın erkek, Peygamberimiz geceleyin gitmelerine müsaade etti. Çünkü diğer sağlıklı insanlar gibi olamaz onlar. Onların gece geçmesine müsaade etti. İmam Ebu Hanife, bu mazeretli insanlara verilmiş ruhsattır dedi. Ancak mazereti olanlar bunu kullanır. Sağlam adamlar sabah namazından sonra geçer Müzdelife'den dedi. Ama diğer 3 hadis alimi olan mezhep imamımız, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel, bunların 3'ü de muhaddistir. Bu 3 hadis alimi mezhep imamımız dedi ki, biz Resulullah'ı bir şey yaptığını görmüşsek, o bütün Müslümanlar için ruhsattır. Onu niye yapmıştır? Biz onu karıştırmayız. Resulullah bir defa yapmışsa bu şeriatta bir delildir. Onu başka Müslümanlar da kullanabilir dedi. İşte bugün milyonlarca insan sabah namazını beklese kaç bin insan ölür her hac döneminde. Yani müçtehitlerin fetvaları nasıl rahmet görüyor musunuz? Ebu Hanife Hazretlerinin oradaki içtihadı da muhteşem. İmam-ı Şafii Hazretlerinin, ben bilmem arkadaş, Resulullah bir kere yapmışsa bu bana yeter diyen içtihadı da müthiş bir rahmet. Necip Fazıl öyle demiyor mu? Gözüm, aklım, fikrim var deme, hepsini öldür, sana göl gibi gelen o çöl diyorsa çöldür. Kardeşlerim, Süheyl esirlerin içinde. Annemiz Hazreti Peygamber'i görünce nasıl sevindi? Yaşlı kadın. Peygamber Efendimiz 52 yaşında. Bedir Savaşı'nda Resulullah 55 yaşında. 55 yaşında. Annemiz 70 yaşında. Sevde anamız. Peygamber öldürüldü diye münafıklar bir laf çıkarttı. Resulullah sarığını Zeyd bin Harise'ye verdi. Bedir gazilerinden önce onu gönderdi sarığıyla beraber. Yani o dedikoduyu söndürmek için. Peygamber Efendimizin sarığı gelmişti ama insanların yüreği ağzında. Bu münafıklar acaba doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Hazreti Zeyd Efendimiz gelmiş, Resulullah salimdir. Geliyor kervan, esirler yavaş yavaş geldiği için o belki 5-6 saat sonra gelecek. Ama Resulullah geliyor dedi ama Müslümanların içinde bir ürperti var, bir korku var. İşte Bedir ordusu şimdiki Medine tren istasyonunun olduğu yerde bekliyorlar. Giderken de oradan yolcu etmişler, gelirken de oradan bekliyorlar. Anladınız mı şimdi Osmanlı dedelerinizin tren istasyonunu niye oraya yaptığı? Bedir ordusu orada karşılanmıştır. Bedir ordusu orada yolcu edilmiştir. Resulullah oradan ileriye kimse gitmeyecek dedi. Herkes evine dönsün dedi. Kardeşlerim, işte peygamberimizi yolcu eden ve karşılayan otogar gibi adeta. O noktayı senin deden yüzyıllar sonra tren istasyonu yaparken istasyonu oraya koymuş. Bedir'de seni bekleyenler gibi biz de bekliyoruz ya Resulallah der gibi. Büyük bir medeniyetti Osmanlı. Allah gani gani rahmet eylesin. Kardeşlerim, Hazreti Süheyl esirlerin içinde kafir. Sevde anamız Resulullah'ı görünce boynuna sarıldı. Nasıl mutlu oldu yaşlı kadın.
Sen hayattasın ya ya Resulallah dedi. Hoş geldin dedi. Seni korudu Allah. Mutlu oldu, sevindi. Sonra baktı ki orduda elleri ayakları bağlı develerin ardında gelen bir topluluk var. Esirler, müşrikler. Müşriklerin içinde kayınbiraderini tanıdı. Eski kayını. Sekran'ın abisi Süheyl. Sekran ilk Müslüman. Habeşistan'a gitmişler. Bir insan Habeşistan'a niye gider? Almanya'da maaş çok. Onun için Braunschweig'a gitmiş Ali Ayaz. Antep nere? Braunschweig nere? Siz de diyorsunuz ki bu Braunschweig nereden çıktı? Allah büyük. Antepli Ali abi, kebapçı Ali abi. Almanya'dan cemaatin içinde gördüm. Onun için söylüyorum. Değerli kardeşlerim, karın tokluğu için gidersiniz ama sahabe Habeşistan'a niye gitti? Dayak yememek için, küfür yememek için, baskı görmemek için. Resulullah dedi ki orada adaletli bir kral var, Hristiyan ama merhametli bir kral, adaletli, dininize zarar vermez, namusunuza saldırmaz, canınızı yakmaz. Onun ülkesine gidin. Canı en çok yananlar gitti. Sülalesinden en çok baskı ve dayak yiyenler gitti. Sekran onlardan biri. Hazreti Peygamber'in hanımı olmuş Sekran ölünce, ihtiyar adam ölmüş, kocası. Hazreti Peygamber Sevde anamızla evlenmiş, 5 çocuğuyla ortada kalmış kadını Resulullah nikahını almış Mekke'de. Peygamberimizin hanımı, annemiz Sevde, yaşlı. Kayınbiraderini kalabalığın içinde görünce, ey Allah'ın düşmanı dedi, sana yazıklar olsun dedi. Demek sen bu hale düştün öyle mi? Gördün mü Allah ne hale soktu seni dedi. Bize neler etmiştin, Mekke'yi dar etmiştin dedi. Mekke'de etmediğini bırakmamıştın. Şimdi ne oldu dedi, ellerin ayakların bağlı. Adamın yakasından tuttu, zangır zangır sallıyor annemiz. Peygamberimiz ne dedi? Sevde, bırak onu evine git. Bırak onu evine gir. Şu adamın kalbinde Allah'a iman edecek açık olan bir kapı var. Onu da kapatmak mı istiyorsun dedi. Şu adamın hidayete ermek için bir kapısı kalmış kalbinde. Onu da mı kapatmak istiyorsun dedi. Bırak onu dedi. Evine git dedi. Annemiz bıraktı ve evine gitti. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in yol arkadaşları Mekke'nin fethine kadar iman etmeyecek. Süheyl'in hayatı 3 saatte anlatılır. Ama hocam da söyledi. Şimdi buradan eve gidip oradan havalanına gideceğiz. Onun için ben sözü de çok dağıttığımın farkındayım. Hakkınızı helal edin. Ama ashab-ı kiram efendilerimiz gerçekten Allah onları sevmiş ki onlara iman vermiş. Allah onları sevmiş ki peygamberimizi dünya gözüyle göstermiş. Allah onları sevmiş ki Resulullah'ın sesini duymuşlar. Dolayısıyla onları sevmek Allah'ı sevdiğimizin bir işaretidir bizim için. Biz Allah'ı sevdiğimiz için ashab-ı kiramı severiz. Çünkü Allah onları sevmiş ki iman vermiş onlara. Allah için sevmektir bizimki. Onun için de onların oturmaları, kalkmaları, öksürmeleri, şakaları, komşulukları bile bizim için müthiş bir hazinedir. Süheyl'in hayatı da uzun bir hayat. O Mekke'nin fethine kadar düşünsenize iman etmemiş. Hudeybiye'de Mekke kafirlerinin temsilcisi olan 5 kişinin başkanıdır o. 5 kişi geldiler Hudeybiye'ye. Birisi başkanları Süheyl bin Amr'dır. Niye? Kurt gibi bir adam, politikacı. Müthiş zekası var, siyasetçi. Korkunç aklı var. Peygamberimize besmeleyi sildirdi. Peygamberimizin adını sildirdi. Muhammedur Resulullah'ı sil dedi. Hazreti Ali katip, Allah'ın arslanı, bıraksalar parçalayacak.
Muhammedur Resulullah'ı silmek de nedir dedi. Dedi ki Muhammed Allah'ın Resulü olsa dedi ben Müslüman olmuş olurdum dedi. Senin için Muhammedur Resulullah'ı dedi. Benim için Abdullah'ın oğlu Muhammed dedi. Adam küstah. Niye? İhramlı Müslümanlar savaşacak güçleri yok biliyorlar. Yani anlaşma bozulsa da hepsini kılıçtan geçirsek diye İkrime Halid bin Velid bekliyor, ağzını açmış bekliyor. O zaman Halid de Müslüman değil henüz. Yani kardeşlerim Süheyl kışkırtıyor. Muhammedur Resulullah'ı silin oradan dedi. O benim için Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir dedi. Peygamberimiz dedi ki Ali niye şaşırıyorsun? Ben utanılacak bir babanın, utanılacak bir annenin oğlu değilim. Allah hiçbir peygamberi zina mahsulü olarak yaratmadı. Bütün peygamberler bir nikahlı ailenin çocuğudur. Dolayısıyla ben babasından utanan bir adam değilim. Oradaki Muhammedur Resulullah'ı sil, Muhammed bin Abdullah yaz dedi. Hazreti Ali'nin imanı da şöyle bir şey. Onu ben silmem ya Resulallah dedi. Onu ben silmem dedi. Şu dünyada Muhammedur Resulullah'ı silen adam ben olmam dedi. O zaman neresi o bana göster de ben sileyim bari dedi. Anlaşma bozulmasın. Resulullah'ın derdi daha büyük. İslam'ın zaferini düşünüyor Resulullah. Ama Hazreti Ali o anlık öfke ve peygamber olan sadakat. Ben silmem dedi. Göster onu dedi. Aha burası Muhammedur Resulullah yazıyor dedi. Peygamberimizin okuma yazması yoktu, ümmiydi. Resulullah tırnağına tükürdü. O derinin üstündeki Muhammedur Resulullah'ı sile sile kazıdı. Efendimiz. Şimdi Muhammed bin Abdullah yaz dedi. Yazdı. Kardeşlerim bu adam Süheyl. Kardeşi Selit, Müslüman. Ne büyük imtihan ya Rabbi. Bir kardeşi Selit, Müslüman. Bir kardeşi Süheyl, kafirlerin temsilcisi. Ne ağır bir imtihan. Oğlu Abdullah, siz onu Ebu Cendel diye tanıyorsunuz. Ebu Cendel, Ebu Cendel'in babasıdır Süheyl bin Amr. Ve son söz, bu olay burada yürür de son şu sözle bitireyim. 45 dakika olmuş, aha şimdi başlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethedince, Mekke halkı, kafirlerin o putlar yere serilip Hazreti Bilal ezan okuyunca Kabe'nin avlusuna doluştular herkes. Ezan ilandır. Sahabe döneminde ezan iki yerde okunur. Bir namaza çağırmak için, iki önemli bir şeyi duyurmak için. Bir vahiy gelmiştir. Peygamberimiz onu öyle WhatsApp gruplarından atmıyordu. Resulullah Efendimiz bir haber yayılması lazım. O hadisin, o ayetin özür diliyorum ezberlenmesi, yazılması lazım. Ezan okuttururdu Bilal'e. Bilirlerdi ki önemli bir şey olmasa ezan okunmaz, herkes koşardı. Anlıyor musunuz? Önemli bir şey olmasa ezan okunmaz. Bundan sonra ezanı duyduğunuzda önemli bir şey var deyip camiye koşun inşallah. Önemli bir şey var. Çok mühim ya, çok mühim olmasa ezan okunmaz deyin. Çok önemli bir şey var ortada. Kıyamet kopuyor galiba, koşmam lazım deyin. Ve kardeşlerim, Hazreti Peygamber mescidin avlusuna toplanan Mekke halkına dedi ki, size ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz? Bence size ne yaparım? Ben size ne yaparım? Siz ne tahmin ediyorsunuz? Sordu. Öne Süheyl bin Amr çıktı. Ey Muhammed dedi. Senin Rabbinin sana yardım ettiği gibi
bizim putlarımız bize yardım etseydi ve bugün savaşı biz kazansaydık, biz sana ne yapardık biliyor musun? Bak bak, şaire bak, adama bak. Biz sana ne yapardık biliyor musun? Seni anadan üryan soyardık. Ellerini bir devenin kuyruğuna bağlar, sırtına kamçı vura vura, kırbaç vura vura, sopa vura vura, ölünceye kadar seni diyar diyar çırılçıplak sürüklerdik. Senin öldüğün zaman da ölünü çölün ortasına atar, hayvanların seni parçalamasını beklerdik. Biz kazansaydık bu savaşı, sana bunu yapardık ey Muhammed. Adama bak. Biz bunu yapardık dedi. Ama sen Allah'ın Resulüsün dedi. Peygamber bunu asla yapmaz dedi. Bir peygamber kavmine bunu asla yapmaz. Sen bizim akrabamızsın dedi. Sen bizim kardeşimizsin dedi. Sen bizim kardeşimizin oğlusun dedi. Sen bizim kardeşimizin kardeşinin oğlusun dedi. Sen güzel bir kardeşin oğlusun. Sen bize bunu yapmazsın dedi. Biz senden bugün sana yaptığımız, bir ömür boyu bu yaptığımız pisliklere karşılık bir kere daha af bekliyoruz ey Muhammed dedi. Bir kere daha affetmeni bekliyoruz dedi. Peygamber Efendimiz bugün hiç kimseye kınama yoktur dedi. La tesribe aleykum. Yusuf'un söylediğini söylüyorum. Kendini kuyuya atan kardeşlerini 17 sene sonra Mısır'da karşısına çıktıklarında La tesribe aleykum. Ben Yusuf'um, siz de beni kuyuya atan abilerimsiniz ama bugün vallahi size kınama yoktur. Sizi Allah da bağışladı, ben de affettim demişti. Yusuf'un dediği gibi diyorum, size bugün kınama yoktur. İşte o Süheyl o gün Müslüman olacak. Mekke halkına dönecek ve diyecek ki, sona kaldınız. Amcanızın oğluydu Muhammed. Komşumuzdu bizim. Eniştemizdi Muhammed bizim. Damadımızdı Muhammed bizim. Muhammed bizim bacanağımızdı. Muhammed bizim komşumuzdu. Ona Müslüman olmakta Medinelilerden geri kaldık. Yazıklar olsun bize. Onu hiç tanımayan, onunla hiç akrabalığı olmayan insanlar ona iman ettiler de bu kadar yakın olduğumuz halde biz ona iman etmedik. Artık bir gün bile geç kalmayacağım. Artık bir gün bile gecikmeyeceğim. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün dedi. Ve bu adam, daha uzun hikaye, Hazreti Ömer döneminde, hicretin 18. senesinde Ürdün topraklarında Amvas vebasında vefat edecek. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çaresiz bir hastalığa yakalanıp o çaresiz hastalıktan ölen şehit hükmündedir buyurmuştu ya, dünyadan şehit olarak göçecek Süheyl bin Amr. Allah ondan razı olsun. Onun ömrü küfürle geçse bile finali güzel yapan o hareketinden ders alarak bugünden itibaren bütün cephelerin en önüne koşmuş, bütün cihadın en önünde durmuş ve sonunu şehadetle bitirmiş o büyük sahabiyi örnek almayı ve bugünden sonraki hayatımızı Süheyl'in iman ettikten sonraki gibi dürüst ve düzgün, en önde ve en cesur, artık asla döneklik etmeyen sağlam bir tövbeyle ve sağlam bir imanla huzura dönmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Ben Sümbül-ü Sinan Hazretlerinin bu mübarek civarında bu sabah namazında birlikte olduğumuz, beni davet ederek nezaket gösteren muhterem hocama, İbrahim hocama ve tüm hocalarımıza,
Ve buraya kadar gelen, şimdi benden sonra zannediyorum duayı da bir başka çok değerli hocamız Ahmet Özkarataşlıoğlu hocamız yapacaklar. Sözü ben onlara bırakırken müsaadelerinizi arz edeceğim. Allah bizi güzel yerlerde buluşturdu. Güzel yerlerde buluştursun inşallah. Ben kırık dökük, eksik noksan anlattım. Allah şu cemaati kadınıyla erkeğiyle inşallah bir gün cennet sokaklarında Hazreti Süheyl bin Amr'a rastlamayı, sonra Hazreti Süheyl'e "Ey Süheyl, Sekran'ın abisi, Selid'i sille tokat dövüp sen atalarının dinini terk etmeye utanmıyor musun?" deyince küçük kardeşi Selid, "Peki sen yerleri gökleri yaratan Allah'ı inkar etmeye utanmıyor musun?" diyen küçük kardeşini sille tokat dövdüğü o Mekke sokaklarındaki günlerini, bir de Süheyl bin Amr Hazretlerinin bizzat kendi dilinden, dudağından cennette o mübareğin kendisinden dinlemeyi, ona sormayı, ondan öğrenmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Allah evlerinize huzur, bereket versin. Bu cemaatin inşallah bu akşam Peygamber Efendimiz'e selamınızı götüreceğiz. Allah lütfederse inşallah Yeşil Kubbe'nin karşısında bu sabah namazı cemaatine Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatini isteyeceğiz Allah'tan. Biz Ehl-i Sünnet itikadına göre kardeşlerim şefaat haktır. Şefaate iman ederiz biz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetleri de şefaatçidir. O mübarek bedeni de şefaatçidir bizim için. Biz buna iman ederiz. Allah şefaatinden de mahrum etmesin. Hakkınızı helal edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.